Elbisene bayıldım Tracy. Çok iyi bir kıyafet zevkin var. Aa, dolabında ne var? Wow! Tabii ki dünyadaki en iyi ikramlar. Oo, sınıfa giderken yanında ne götüreceksin? Twix. Evet, Twix'i severim. Başka? Evet, o defterler çok güzel. Sadece biri sıcak gibi görünüyor. Okay. Hiç umursamadan onu bir kenara fırlattı. İyi eğlenceler kızım. Hey Elsa. Ah, bugün uzun bir selamlaşma yapmadınız sanki. Tamam, herkesin dolabı yoktur. Ah, kutumda ne ikramlar var? Hmm, biraz kola kalmış. Ve şekerlemeler. Ah, biraz sert görünüyorlar. Ama senin de harika bir not defterin var. Hey kızım. Ne haber? Mutlu yıllar. Yaşasın. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Tracy. Ne harika sınıf arkadaşlarım var. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hepinizle bu akşam şık bir akşam yemeğine çıkmak için sabırsızlanıyorum. Zavallı Elsa çalışmak zorunda. Üzgünüm sarışın. Peki siz ne istersiniz? Siparişinizi alabilir miyim? Burada mı çalışıyorsun? Evet, bunu alıyoruz. Bunu, bunu ve hepsinin yanına patates kızartması. Tamam, bu kadar. Görünüşe göre bu gece kesinlikle keyifli geçiyor. Zavallı kız. Üzgünüm, eğlencenin bir parçası olamadın. Hmm, şu nefis yiyeceklere bak. İyi vakit geçirmenize sevindim. Burayı seviyorum, en iyisi. Öyle değil mi? Pasta da alalım mı? Evet. Garson. Evet, başka bir şey ister misiniz? Pasta istiyoruz. Şimdi git. Kendini kötü hissetme kızım. Bekle, görünüşe göre bayan sarışının kafasında başka bir şeyler var. İşinde çok iyisin kızım. Seni üzmesine izin verme. Acaba pasta ne zaman gelir? Aa, buraya. Vay canına, bu iyi görünüyor. Şef bunu özellikle senin için yaptı. Aa, hayır. Gülmeyi kes. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlarınız faturayı ödemedi. Yani bunun bedelini ödemeniz gerekecek. Bunu kimin kazandığından emin değilim. Ama iyi tarafı çok fazla yemek arttı. Bu da dergilerini seviyorum. Wow, bunu beğendim. Güzel, tamam mı? Çok pahalı. Bende zaten var. Geçen sezon almıştım. Gerçekten mi? Yarın görelim o zaman. Her neyse. Ne yaptığını anladım. O elbiseyi dikeceksin. Wow. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şuna bakar mısın? Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Dün çok fazla alışveriş yaptım. Çok fazla yeni kıyafetim var. Vay canına Elsa. Çok hoş görünüyorsun. Tüm bunlara bakın. Kesinlikle herkesin dikkatini çektin. Sana söylemiştim, bunu almıştım. Hadi gidip elbisesine bakalım. Evet. Hayır çocuklar. O elbiseyle harika bir iş çıkardın diyeceğim. Neden sadece bir tarafı var? Bu ters, biliyorsun. Bunu şuraya dikmeyi unutmuş gibisin. Büyük bir delik var. Ve şimdi kolun çıkıyor. Hayır. Gideyim, görüşürüz. Arkamda bir delik daha var. Kızım, gerçekten dikişlerim parçalanıyor. Ayakkabıların da dağılıyor. Zavallı kız. Hadi Tracy'ye geri dönelim. Hadi. Size söyledim çocuklar. Tiyatroda başka sıkıcı bir gün. Wow! Ashley. Sakin olun ama bu... Valerie. Film yıldızı Valerie gibi. Aman tanrım. Sizin için ne yapabiliriz madam? Bu, bu ve bu. Anladın mı? Ve ödeme. İş çantası. Tanrım. Valtüm atıştırmalık standını satın almamış gibi davranıyor. Zengin ve ünlü olmak. İyi eğlenceler kızım. Eşli yaşıyor. Üzgünüm Tracy. Her şey tükendi. Para için etrafta dolaşmanın bir anlamı yok. Tiyatro 1'deki bayan her şeyi süpürdü. Denk. Görünüşe göre Val Ashley'i daha zengin yaptı. Ve daha sümüklü. Üzgünüm Trace. 5 artık eşe bozuk para gibidir. Ama sanırım bir şeyler bulabilirim. Bu yarısı yanmış çikolatayı al. Ne kadar cömert. Bunu kimse istemez.
Aa, ve bir şey daha. Canım, benim için biraz ortalığı temizler misin? Benimle dalga geçiyor olmalısın. Ah, ince. Tracy bir film için gelmişti. Paspas nasıl ele geçti ki? Ve Ashley, çok gıcıksın. Bu haksızlık. Parti zamanı. Mark ve Esa. Esa fakir bir aileden geliyor. Tüm bu parıltılar ve ihtişam onun için yeni. Cips! Daha önce hiç bu havalı lezzetlerden yemedin mi? Esa, tatlım, havalı davran. Zengin kızlar her şeyi gördü. Zavallı Esa'ya gülüyorlar. Ah! Vay! Evet, özel bir şef ve garson var. Kadehler kalksın. Vay canına! Sadece bir yudum alıp geri mi koyacağız? Mümkün değil. Buldum. Boşa harcamanın anlamı yok, değil mi? Elsa için bu hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat. Ve eğer bu zenginlikler sınırsız içecek sunuyorsa bunu sınırsız yapacak. Ah hayatım, Mark şu anda çok utanıyor. Üzgünüm, üzgünüm dostum. Kız arkadaşın sadece çok becerikli. İçecek şişesi durumu tam dolu. Şimdi bu kekler için endişelenelim. Ah Esa, seninle ne yapacağız? Sanırım burada işi bitmek üzere. Evet. Hoşça kal kızlar. Bütün ay yetecek kadar yiyeceğin var. Yıl, partiye geri dönelim. Cips isteyen. Ya evet, teşekkürler. Bu kız. Aman tanrım. Güzel lollipop. Kafan kadar büyük. Nasıl oluyor bu? Hmm. Telefonda yine son trendlere mi bakıyorsun? Bonibon. Vay be kızım. Bunları kim temizleyecek? Ama eminim sen ne yapacağını biliyorsundur. Bayan prensesin bir planı var. Şak şak. Tabii bir hizmetçin var. Hepsini temizle lütfen, tamam mı? Evet. Vay canına, böyle güzel olmalı. Ben de bütün gün sadece telefonumu kaydırmayı çok isterdim. Vay canına, hizmetçin hızlı hareket ediyor. Hiçbir şeyi unutma. Cidden bu gezegendeki en hızlı hizmetçi. Şu dev Hubba Bubba'ya bakın. Vay canına, o gerçekten en iyisi. Masanın üzerindeki her şeyi temizle ve işte ödemen. Kızım, harika bir iş çıkardın. Çok temiz. Ve şu paraya bak. Onu hak ettin kızım. O kitap nasıl kızım? Ah, şu küçük şirin loliye bak. Mükemmel boyutta. Kitap iyi olmalı. Ah, ve minyatür çikolata. Şimdi kimin ortalığı batırdığına bakın. Hey baba. Bu ne pislik? Temizle burayı. Aa, kızım, temizlemeye başlasan iyi olur. Vav, şimdi buna biraz dağınık desem olmaz. Kesinlikle hoş değil. Bu paspası al ve hepsini temizle. Okay. Şimdi. Tamam. Kitabını daha sonra okuyabilirsin. Wow, sihirli gibi. Peki baba, ne düşünüyorsun? Harika iş. Harika görünüyor. Dolabın içinde ne var? Dikkat et baba. Çıl. İyi misin? Çıkarın onu oradan. Çok üzgünüm. Pekala, şimdi hepsini temizlemen gerekecek. Tekrardan. Zengin kızın dolabı dünyanın en yenilikçi teknolojisi tarafından korunuyor. Kıyafetini seçebilirsin. Ne? Dokunmatik ekranlı dolap? Okul dolabında mı? Ve evet, elbiseler değerli taşlardan yapılmış. Harika, harika. Bir şey daha. Kişisel asistan hizmetinizde. Makyaj zamanı. Orada bir güzellik robotu var. Bu kız 3000 yılında yaşıyor. Harika görünüyorsun. Hiçbir şey robot makyajını yenemez. Kelly bunu gerçekten görüp görmediğinden emin değil. Bakmaya çalışır. Erişim reddedildi. Kelly susadı. Robotuna kendisine latte yapmasını emrediyor. Ekstra vanilyalı. Kelly, bunu gördün mü? O kadar hızlı değil robot. Konuşmalıyız. Evet Kelly, evet biz konuşmak. Şimdilik güle güle. Ders öğrenildi. Woohoo!
Bu bir bal partisi. Misafirler geldi. Hey dostum. Oğlum kek getirmiş. Teşekkür ederim Chris. Ve gerçek bir bal tişörtü giymiş. Bu davranışlara tamamen alışık. Hey Ashley. Öptüm. Tanrım. Bal kek. Bu kötü şeyi unutun. Tişörtünde mi var? Tüm bu bal ürünleri dipsiz bir kuyu. Hadi parti yapalım. Ne zaman kek yiyeceğiz? Üzerinde Winnie yüzü olan dilimi istiyorum. Tiff, seni görmek güzel. Ama bal tişörtün yok. Yani giriş yok. Demek istediğim herkesin üstünde popüler kızın yüzü olan bir tişörtü var. Aha. Popüler kız popüleritesinden daha çok neyi sever? Parayı. İşte bir balı bu şekilde yakalarsınız. Endişelenmeyin. Okay. Dans etmeye devam et. Oh, geri döndü. Ve saçı büyüdü. Ve yüzü de. Daha gururlu mu? Tuhaf ama herkes Valerie'yi sorgulamaması gerektiğini bilir. İçki? Görünüşe göre bazı zor zamanlar geçiriyor. Ne tuhaf. Oh, hayır. Zavallı kız. Oh, her şey affedildi. Sonuçta o val. Pasta zamanı. Neredesin bakalım? Chris'i mahvettin. Ne oluyor? Val tişörtü. Açıklamak ister misin Valerie? Sanırım Tracy'nin nereye gittiğini biliyorum. Şimdi başım belada bayan. Koş. Merhaba. Leyla'nın doğum günü partisine davetlisiniz ve evet bu tuvalet kağıdı. Kartların pahalı olduğunu biliyorsun değil mi? Burada yargılama yok. Herkes orada olmayı planlıyor. Mükemmel olacak, bize güvenin. Çok heyecanlı. Yaşasın, tabii ki geleceğiz. Bekleyemiyorum. Davetiyeler hazır. Tracy, zengin kız Tracy parlak bir davetiye hazırlamış. Partisinde hediye çantaları garantili. Ve içlerini nakit parayla dolduracak. Ve tabii ki şeker de dahil. Ah, zavallı kız Leyla'nın partisinin bu partiyle rekabet etmesine imkan yok. Yapabileceği en iyi şey ev yapımı pasta. Ve belki de biraz balon. Ah, kahretsin. Ama bir saniye bekleyin. Fikri var. Wow, bu güzelliklerden çıktı. Bilmiyorum ama ben buna dahil. Dev bir şeker çubuğu Tracy'nin kızlara rüşvet verdiği her şeyi yener. Dev şekerler her zaman kazanır. Harika. Görünüşe göre Leyla'nın partisine katılacaklar. Ben de öyle yapardım. Üzgünüm Tracy. Yuvana geri dönsen iyi olur. Bir dahaki sefere iyi şanslar. Keyfini çıkarın bayanlar. Kelly, bir elbise mi arıyorsun? Doğru yerdesin. Tabii paran varsa. Burası sana güzel para harcatacak. Orası kesin. Paralarını yanına aldı. Bakalım bunlarla neler satın alabiliriz. Hadi Elsa. Bize iyi bir şeyler ver, tamam mı? Soyunma odasına getireceğiz. Bu pembe elbise. Şaka yapıyorsun. Bu kıyafetleri almak için hizmetçi olmak lazım. Ya da zevkinize göre başka bir şey. Bu sosisli kostümü. Sokağın aşağısındaki standın maskotları işe aldığını duydum. Bu zavallı kıza zorbalık yapmayı bitirdiğinizde gerçek bir müşteriniz var. Elsa sana hangi konuda yardımcı olabilir? Kerry hepsini denemek istiyor. Fiyat aralığının dışında hiçbir şey yok. Güvenlik bununla ilgilenecek. Soyunma odası sorunu. Hadi sosisli sandviç. Lütfen Kerry, keyfine bak. Aman tanrım, kusursuz görünüyorsun. Bu da çok yakıştı. Altın renkli olan en iyisi. Desteğin için Elsa. Ve bir de ne var biliyor musun? Al bunu giy hot dog kız. Ödeme? Evet. Kerry'nin kartı red mi yedi? Olamaz. Ama Kelly'ye elbiseyi zaten verdin. Nasıl ödeyeceğiz? Merak etme. Elsa bu ikisinin borçlarını kapatmasının bir yolunu buluyor. Günaydın bayan süperstar. Uyan ve bir yıldız gibi parla. Şimdi milyon dolarlık soru. Bugün hangi iPhone'u kullanmak istiyorsun? Benimle dalga geçiyor olmalısın. Yine de kötü bir seçim değil. Şef Mark! Kahvaltı için pizza. Altın peynirli. Şaka yapmıyorum. Kelimenin tam anlamıyla altından yapılmış. Şimdi giyinelim. Altın elbise.
Ah, binlerce dolar değerinde. Ah, harika görünüyorsun. Güne başlayalım. Okula gitmek için konağından dışarı adım atması gerekmiyor. Masa hanımefendi. Ve balı getirdik. Fikrini sormadan getirdik ama bilirsiniz prensesimiz için her şey feda. Şimdi öğret bakalım. Her neyse başlayalım. Günaydın Leyla. Onu uyandıracak süslü bir asistan yok orası kesin. Her neyse kahvaltıda ne var? Ah evet, onu da kendimiz almamız gerek. Dikkatli ol. Ayaksi. Cep telefonunu eline alıyor. 2005'ten kalma. Giyinsek iyi olur değil mi? Sadece bir kıyafet mi? Pekala, en azından güne uygun bir kıyafet seçerek biraz zaman kazanacağız. Giy şu bebeği. Mükemmel. Şirin görünüyorsun. Şimdi kahvaltı mı? Dünden kalanlar. Onunla gün boyu yetinmesi lazım. Neyse. Hadi gidelim. Bip bip. Aman tanrım, bu süper bir araba. Bayan balı almaya geldi. Hadi atla bakalım. Deli. Ha? Yanlış düşünmüşsün. O karton ev hanımı için mi burada? İmkansız. Aslında oldukça mümkün. Aşk sınır tanımaz bayan zengin kız. Hadi Esa, galaya geç kalacağız. Üzgünüm Val. Onlar talihsiz aşıklar. Ne yapabilirsin ki? Kendine iyi bak. Val az önce olanlara inanamıyor. Merhaba siz üçünüz. Amanın, işte süslü şımarık Tracy geliyor. Harika dolap. En iyi tatlılarla ağzına kadar dolu. İnanılmaz. Sanki o bir ünlü. İşte Leyla geliyor. Dolabındaki tek şey kalanlar. Ve bu popüler ekibi onlar kesmez. Neyse, bu TikTok videosunu gördünüz mü? Bakalım bu karton görsel onları kesecek mi? Aha, mükemmel. Bu nasıl oynanacak? Ve oyun başlasın. Hanımlar, bir göz atın. Ha? Sizi kandırdım. Burada gerçek şeker bolluğu var. Tracy kontrol etmeye gidiyor. Hay aksi. Gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi. Ah, üzgünüm bayan Leyla. Bir saniye, hemen döneceğim. Trace? Sebzelerle dolu bir sepetle geri döndü. İlginç. Leyla'nın dolabını onlarla doldurmaya başlar. Ağzına kadar. Evet, evet. Brokoli. Birkaç soğan daha. Ah, bir sağlık dolabı. Görünürde çikolata yok. Ah, tamam. Hadi onu çağıralım. Hey Leyla, kontrol et. Hadi ama. Leyla ortamı terk ediyor. İyi ki varsınız kızlar. Film zamanı. Ne arıyorsun Esa? Aa, anlıyorum. Biri atıştırmalıklarını içeri sokmuş. Milky Way. Tracy kesinlikle etkilenmedi. Kızım, çikolatanın tadını çıkar. Hey, bu tabelayı gördün mü? Burada yiyecek veya içecek yok. Seni dışarı atmamı ister misin? Hayır, hayır, üzgünüm. Garson. Şu nefis yemek arabasına bakar mısın? Teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz hanımefendi. Afiyet olsun. Kızım, güvenlik görevlisini duymadın mı? Umarım M&M'in yere düştüğünü duymamıştır. Paçayı ele verdin. Bu kime ait? O benim. Buyurun hanımefendi. Üzgünüm Elsa. Belki Tracy paylaşır. Ya da belki paylaşmaz. Restorandayız. Zengin kız Val yapayalnız. Ve zengin çocuk Mark Elsa ile birlikte. Şaka mı bu? Garson, sipariş vermek istiyorum. Amina, bugün burası karışabilir. Dikkatli ol. Val her zamankinden sipariş ediyor. Ve Elsa fiyatları görünce çıldıracak. 3, 2... Çok pahalı. Çok garip. Sahip olduğu tek şey birkaç dolar. Burada o dolarlar hiçbir şey ifade etmiyor değil mi? Balın yemeği geldi. Altın burger mi? Tanrım, bu iyi görünüyor.
Ah, mal bekar hayatından hiç hoşlanmıyor. Ama $1000'lık marul herkesin kırık kalbini onarabilir. Ah, bu ikisi ne kadar da kıskanç ve aşırı aç. Buldum. Şuna bakın. Alüminyum folyo. Yok artık. Artıkları mı yiyeceksin? Hem de 5 yıldızlı bir restoranda. Lütfen şaka olduğunu söyle. Teşekkürler Ajax'i. Yine de çok kötü görünmüyor. Endişelenme Marky. Senin için de bir kanat var. Yok artık. Mark Elsa'yı çok seviyor. Etkilenmiş gibi yapıyor. Ve bu iyi değil hem de hiç. Val'ın yemeğine bakmamaya veya koklamamaya çalışın. Belki o zaman bu kanat yenebilir. Hiç hoş bir durum değil. Çok iyi hayatım. Hey bak! Elsa görmeden kanatı fırlatıyor. Ve bilin bakalım nereye düşüyor. Val'ın ultra lüks sushi tabağının ortasına. Zavallı kız. Teşekkürler Elsa. Tavuğu çoktan bitirdim. Evet, gerçekten çok lezzetliydi. Wow Tracy, şuna bak. Vın vın. Aa, şu özel muameleye bakın. Keşke biri benim de kitaplarımı taşısa ve kapıyı açsa. Hey Elsa geldi. Görünüşe göre biraz mücadele ediyorsun. Hey, lütfen kapıyı tutar mısın? Koş kızım. Ah, belki seni duymamıştır. İyi misin sarışın? Selam dostlar. Bir pipet, bir kola, susayan bir kız. Ve kesinlikle bu hizmet için çok para alıyor. Başardığına sevindim kızım. Çok ağır gibiler. Şu kitaplara bak. Bu başlı başına bir egzersiz. Tracy, buraya gel. Ha? Kim? Ben mi? Evet kızım. Doğru şu yürüyen vınvına bin. Oh, ve içeceğini unutma. Belki sıra sana geldiğinde ödünç almana izin verir. Bu nedir? Cevabı bilmiyorum. Sadece ikli. Hmm, bana zor gibi göründü. Ah, anladı. Evet, bunu biliyorum. Prenses. Yes. Bana da mantıklı geliyor. Peki bu sonuca nasıl vardın? Hepsini toplayınca prenses oluyor. Ne? Wow, gerçekten mi? Elsa, ne yapıyorsun? Aa, bunun nereye gittiğini biliyorum galiba. Git ve yerine otur prenses. Sen güvendik. Affedersiniz ama orada ne arıyorsunuz? Yakıştı Tracy. Kemerinizi bağlayın. Görünüşe göre zengin kıza karşı normal kız mücadelesi. Ünlü vloggerımız Tracy Life yeni bir bölüm çekiyor. Günün en önemli kısmı giyinmek. Parti? Parti hazır. Hey millet, nasıl oldun? Çok tatlı. Bayıldım. Hazırlanalım. Okula gitmeliyim. Okul moduna geçelim mi? İyi karar. Peki. Ooo, mor. Çok güzel. Çok pahalı bir tasarımcı elbise. Hadi gidelim Ti. Geç kalacağız. Şirin Juice kanalını henüz tam olarak hareketlendirmedi. Toplamda 4 aboneye sahip. Ve ne yazık ki Tracy'nin sahip olduğu pahalı kıyafetleri yok. Karton giysiler veya... Karton giysiler. Aralarından seçim yapabileceğin çok şey var. Wow, tıpkı sihir gibi. Bunları deneyeyim. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Kartonu kıskanacağımı hiç düşünmemiştim. Bunlardan kendime nereden bulabilirim? Güzel kız. Acele, sınıfa gitmeliyiz. Hadi. Hey tatlışlar. Ve diğer tatlışlar. Komik olan ne? Ah, hayır. Karton giysiler bir ek parçayla geliyormuş. Zavallı Julie'nin kalbi kırılacak. Viral oluyorsun. Ama yanlış taraftan. En azından abonelerin yükselecek. Sınıftayız. İki zengin gün boyu flört ediyor. Ders çalışmak yerine mi? Bu bir suç. Ah, inek çocuk. O Elsa'nın erkek arkadaşı. Ama Elsa'ya bu kitaplar pek çekici gelmiyor. Ah, acayip sıkıcı. Bu yüzden uykuya dalıyor. Mark zırhlı şövalyemiz ve prenses için savaşıyor. Cesur adam, şimdi hayallerinin hanımıyla birlikte olabilirsin. Ona tüm sevgisini verirsen kaleye girebilirsiniz. Hem de onun prensi olarak. Ne kadar güzel. Şimdi öpebilirsin. Ah! Evet, sen. Kendine gel.
Ah, hayal olduğu sürece eğlenceliydi. Esa! Bu çok kabaca bir hareket. Pekala seni hayalperest. Öğretmen bile bu duruma gülüyor. Ne dağınıklık ama. Üzgünüm arkadaşlar. Niye inek arkadaşınız için bir sınav hazırlamıyorsunuz? Esa, gitme zamanı. Evet. Bu sınıf tam bir felaket. Havuzdayız. Her iki yanınızda kişisel asistanlarınız olduğunda çok rahatlatıcı. Kelly öğle yemeğini yemeye hazır. Çok olmadığı kesin. Ama Kerry'ninki inanılmaz. Bu atıştırmalıklar herkesi kıskandırabilir. Ne yapabiliriz Kel? Bir dakika, o da ne? Hayley ne yapıyor? Kağıt teknelerle mi oynuyorsun? Bu Kelly'ye bir fikir veriyor. Kelly bu şeyle 7 kıtayı aşmaya hazır. Baksanız iyi olur. İşte geliyor. Harika bir işçilik. Gitmeye hazır mısın? Evet hanımefendi. Herkes sihirli kağıt gemiye binsin. Gidiyor mu? Batıyoruz! Evet, kağıdın tam olarak su geçirmez olmadığını biliyorsun. Ah sen şaşkın. Gösterinin tadını çıkarıyor musunuz çocuklar? Hey, işinize dönün hizmetçiler. Zavallı Kel. Sınıf, Tracy'nin kendisini hayranlardan, paparazilerden ve benzerlerinden korumak için güvenilir bir güvenliği var. Leyla'nın tabii ki böyle şeylere ihtiyacı yok. O sıradan bir okul kızı. Şirin defterler, bir draje şeker ve daha fazla atıştırmalık. Öğrenmek için burada değil. Aa, müthiş çikolatalar. Hepsi bu olmalı. Tamam, peki ilk hangisi? Aa, Leyla baka kalıyor. Ah, tadına bakmak için neler yapmazsın ki? Bir fikrim var. Güvenliğe bakıyor. Ne düşünüyor? Tracy ikinci tur şekerlerini istiyor. Elbette. Cupcake. Ah, mükemmel. Teşekkürler bayım. Ha? Bayım, bir sonraki var diyor benim. Güvenlik Leyla'ya inanır ve görevi bırakır. Sadece bekleyin. Tracy yerken Leyla masadan atıştırmalık aşırmaya devam ediyor. Aha. Ne? Bıyık mı? Leyla'nın sahte bıyığı. Hey! Yakalandın. Kaç! Kahretsin. Aa. Yeter. Ah. Atıştırmalık isteyen? Kelly madeni paralarını çıkarıyor. Çok değil. Ama tek bir bilet için yeterli. Filmin tadını çıkar. Çok tatlı. Bu son biletti. Üzgünüm Kerry. Biletler tükendi. Bu berbat bir şey. Kelly düşündüğümüzden daha şanslı. Tam zamanında geldi. Şovun keyfini sür. Bu Kelly'nin Kerry'nin sahip olmadığı bir şeye sahip olduğu ilk sefer ve böyle bir şey olmasına izin vermeyecek. Kerry'nin koruması önce tiyatro güvenliğine rüşvet vermeye çalışıyor. Anlaşma yapıldı. Herkes dışarı! Depolun! Şimdi Lady'mizi buraya getirebiliriz. Bütün tiyatroyu satın aldı. Ödeme! Vay! Kelly'nin hala burada ne işi var? Çıkarın onu! Burada kötü bir köstebek oyunu oynayabilir. İşte bunlara ihtiyacın olacak. Pekala görüşürüz. Güvenlik Kerry'yi Kelly ile karıştırdı. Hepsi o 3D gözlük yüzünden. Pekala nerede kalmıştık? Bip bip. Aa, Tracy lüks arabasıyla çok gösterişli şatafatlı malikanesine yaklaşıyor. Ve evet onun fanları var. Öğle yemeği lütfen. Gittiği her yerde onu takip eden bir asistanı olduğundan bahsetmiş miydim? Bu kız hayatında bir gün bile çalışmadı. Güvenliğin gitme zamanı geldi gibi görünüyor. Görüşürüz. Leyla. Bir fikrin var mı?
İşte Leyla geliyor. İster inanın ister inanmayın, bu şey ona bir servet kazandırdı. En azından onun için iyi oldu. Ve Trace bu hileleri yutmuyor. Tut şunu. Bir karton parçasıydı. Gerçek bir araba bile değil. Yandı bitti, kül oldu. Üzgünüm zavallı kız. Pizza. Hey çocuklar, yiyin. Evet, nefis. Bu pizza çok fazla. Teşekkür ederim. Çok pahalı görünüyor. Tadını çıkarın Mark ve Kelly. Kamerayı sana döndürüyoruz. Öğle yemeğinde ne var sarışın? Sandviç. Bu ekmek çok lezzetli görünüyor. Hey kızım, yine sandviç mi yiyorsun? Ama güzel. Hey gücenme, istersen burada pizza var. Evet, kulağa hoş geliyor. Ne yapıyorsun? Ah hayır, Tres'in her yerine kolayı döktün. Ah, Gucci elbisemi mahvettin. Ah, çok üzgünüm. Çok pahalıydı ve benim favorimdi. Onu yakaladın, aferin. Görünüşe göre prensesin de bir fikri var. Aa, anladım. Kola yapışkan olduğu için 100 dolarlık banknotlar elbiseye yapışıyor. Zekice. Bu elbise her geçen dakika daha pahalı hale geliyor. Wow, elbisen harika. Güzel. Aa, onu sevdim. O kadar mükemmel ki. Hey Julie. İnek kızımızın bugün bir ziyafeti olduğunu görüyorum. Açalım. Bu kötü çocuklardan oyuncak aldığını da duydum. Oo, burger. Nefis. Bunu bir yavru ve biraz kola ile tamamlıyor. Ne? Popüler kız Tracy. Güvenliği mi var? Tanrım. Hey Jules. Wow. Senin ekibin nerede? Aman tanrım. Jules'un yan masasına oturuyor. Chris. Tracy'nin öğle yemeği mi? Aman tanrım. İçinde öğle yemeği olan lanet bir çanta mı? Başka arkadaşlar mı bekliyorsun? Bu tam bir sınırsız açık büfe. Julie'nin öğle yemeği artık çok da güzel görünmüyor. Tracy kocaman McMeal'ı için hazır. Yemek zamanı. Çok lezzetli. Üzülme Jules. Sen de bekle. Oh hey, döndü. Ve onda Mac karton. Tam bir popüler kız ve loser kız challenge'ı. İçini görmek için sabırsızlanıyorum. Bir kitabı asla kapağına göre yargılama. Ah, bu da ne? Güzel bir şovdu Julie. Ama bunu açıklamak istediğini sanmıyorum. Çok kötü. Ne dağınıklık. Tabaksız patates kızartması. Veya masanın bir tarafı tabak diyebilir miyiz? Trace etkilenmedi. Bence de biraz iğrenç. Zavallı inek Julie. Vay be. Ne hareketli bir bölümdü. Şimdi kamera arkası zamanı. Bölümde en sevdiğiniz kısım hangisiydi? Bize bir yorum bıraktığınızdan emin olun. Ayrıca kanala abone olun. Ve bildirimler için zile basın. Pekala, izlediğiniz için sağ olun gençler.